valiliğimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla beraber denetimlere çıkıyoruz. Bugün de bu kapalı çarşı ve pazar yerlerini denetledik. Bursa halkımıza da teşekkür ediyorum. Bu maske, mesafe ve hijyen kuralına son derece uyuyor. Ancak benim vatandaşlarımızdan istirhamım, lütfen büyük bir çoğunluğu uyan vatandaşlarımız, uymayan vatandaşlarımızı uyarmalarında fayda var. Çünkü çember her geçen gün daralıyor. Çalışmaları biz müdürlükler bazında sürekli yapıyoruz. Tabii 1 Haziran itibariyle normalleşmeye geçince bu çalışmalar ara verilmedi, yine devam etti. Tabii şu an bir yükseliş söz konusu tüm dünyada, Türkiye'de. Bunları biz yine yeni alınan kararlar çerçevesinde hem denetim hem de uyarıcı amaçlı bu tür çalışmaları yapıyoruz. Yani vatandaşın maske takması noktasında onları uyarıyoruz ve vatandaşın aslında çoğunun uyduğunu görüyoruz. İnşallah çok daha sıkı bir şekilde bu kurallara uyduğumuz takdirde bunu aşacağımızı düşünüyoruz. Temizlik, maske, sosyal mesafe. Bunlara uyduğumuzda bunu inşallah aşmış olacağız. Kitap yazdım. Kitabım var. Asılma durumuna geldi de. Bir düzenleme yapmış. O ihtiyaç oldu. Ben o bakımdan geldim, müracaat ettim. Beni çok iyi karşıladılar. Excel yaptık. Bir de dört. Evet. Ben gayet iyi bir ortamda gelen öğrenciler olsun, buradaki hocalardan olsun, herhangi bir rahatsızlığım duymadım ve yani öyle bana değişik şekilde bu yaşlı diye bakan olmadı yani. Bilgisayar sınıfım 15 kişilik bir sınıftır. Abdullah amca da ikinci kursiyerlerimden, ilk grubum bitmişti. Kendisi çok azimli olduğu için bilgisayara girmek istedi. Diğer kurslarla şu an hani gerek olmadığını, daha çok bilgisayarın ihtiyaç olduğunu söylediği için kendisini bu kursa kabul ettim. Ve eğitimde yaş sınırı olduğunu düşünmüyorum. Her zaman öğrenmeye açık bir insan vardır toplumda illaki. Mevlana şiir yarışması da bizim 10 yıldır düzenlediğimiz bir etkinlik. İlk 3 yıl Bursa'da bunu gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye çapında gerçekleştiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde. Ve bu yarışma ile liseler arasında öğrencilerin şiir yazarak bu yarışmaya katılmasını teşvik ediyoruz. Ve tabii şiir yarışması neticesinde jürimizin öngördüğü şiirler de her yıl kitap haline gelmiş oluyor. Mevlana başlığı altında serbest konu. Tabii Mevlana'yı okuyup, Mevlana'yı araştıracak, ona göre bir şiir yazacak.